Herkese selamlar. Bugün trigonometri konusunun ikinci alt başlığı olan esas ölçü bulma konusuyla beraberiz. Esas ölçü dediğimiz şey bize 360'dan büyük açılar verildiğinde bunu 360'a bölerek kalanını aldığımızda bulduğumuz açı olacaktır arkadaşlar. Çünkü bize ne kadar büyük açı verirse versin bunun sonuçları bir birim çember üzerinde oluşacağı için ve çemberin tamamı da 360 derece olacağı için 360'dan fazla bulduğumuz açıların bizim için bir anlamı olmayacaktır. İlk soru üzerinde bunun ne demek olduğunu biraz daha açmaya çalışayım. Örneğin bir birim çemberimiz var ve bize bakın ne yapılmış? 1968 derece sorulmuş. Şimdi ben 1968 dereceyi 360'a böldüğümde 5 ile çarptığımda 1800 yapacaktır. Geriye ne kalacaktır? 168 derece. Şimdi bu ne demek oldu? Bakalım. Bir kere burası 0 derece, burası 90, burası 180, burası 270 ve burası yeniden 360. Demek ki ne yaptık dikkat ederseniz? Sıfırdan başlayıp çemberi tamamlayıp tekrar sıfıra döndük. Yani bir 360 derecelik yol aldığımızda tekrar sıfıra gelmiş olduk. Ben bu işi burada 1968 derecede kaç kere yapmışım? 5 kere. Yani ben buradan başlamışım. 5 kere aynı noktaya gelmişim. Bakın 2, 3, 4, 5. Ondan sonra da 168 derece gitmişim. Dikkat ederseniz 5 kere aynı yere dolaşıp aynı noktaya geldiğimize göre bu fazlalıkları hiç hesaplamaya gerek yok. Doğrudan 168'i hesaplasaydık, değil mi? Aynı şey olmaz mıydı? Olurdu. Bu arada 168'i yanlış yere çizdim. 168 derece nerede olacaktır arkadaşlar? Şöyle bir yerde olacaktır, değil mi? 90 ile 180 arasında. Evet, demek ki 360'tan fazla açılar verildiği zaman bunları 360'a bölerek, değil mi? Kalanını alacağız. Bu bizim için esas ölçü olacak. Bu soru için cevabımız 168 derece olmuş olacak. Bir sonraki soruya bakalım. Eksi 2028'in esas ölçüsünden bahsediyor. Ben yine bunu 360'a böleceğim. Hemen bölelim. Eksisini şu an düşünmeyelim isterseniz. Önce artı olarak düşünelim. 2028'i ne yapacağız arkadaşlar? 360'a böleceğiz. Kaç kere vardır bunun içerisinde? Yine 5 kere diyelim. 5 kere 1800 yapar. Ne oldu dikkat ederseniz? Elimizde 228 kaldı çıkardığımızda. Ancak açımız eksiydi. Yani elimizde eksi 228 kaldı. Eksi 228 yine esas ölçü değildir. Esas ölçünün 0 ile 360 arasında olması gerekiyordu. O zaman ben buna bir tane daha 360 derece ekleyerek ne yapacağım? Bunu gerçekten 0 ile 360 arasında taşımış olacağım. O da ne yapacaktır? 132 derece. Demek ki bu soru için esas ölçümüz... Eğer açımız derece türünden değil de radyan türünden verilirse bu da çok sorun değil. Ne yapacağız? Biz zaten pi'nin 180'e karşılık geldiğini biliyor muyuz? Evet. Yani radyan türünden pi, derece türünden 180 demek. Dolayısıyla burada da ne yapacağız? Yine 360'a bölüp kalanını alacağız. Ancak radyan türünden 360. O zaman biz 360 için ne yapabiliriz? 2 pi kullanabiliriz. O zaman ne yapacağız? 2 pi'ye bölmemiz gerekiyor. 2 pi'ye bölmek bunu biraz zor. Kesirli bir sayı. Dolayısıyla bir kısa yol geliştireceğiz. Ne diyeceğiz? Paydanın iki katına bölüp kalanını alacağız. Şimdi bakıyorum. 107'yi ne yapacağım? Paydanın iki katına böleceğim. 26, değil mi? 13 bakın paydamız. Bunun iki katına böleceğiz. Ne yaparız? 4 kere olsa 80. Evet 4 kere oluyor galiba. 24, 104 olmuş oluyor. En son elimizde ne kaldı? 3. Bu 3'ü yine pi'nin yanına paya yazıyorum. Ama paydamız olan 13 duruyor. Demek ki burada esas ölçümüz arkadaşlar 3 pi bölü 13'müş. Yine aynı şeyi yapalım. Eksisi yokmuş gibi düşünelim. Ne yapıyorduk? 83 hatırlarsanız paydanın 2 katına bölüyorduk. Paydamız 11 olduğu için 2 katı 22'ye böleceğiz. Ben bunu 4 ile çarpsam 88 fazla yapar. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? 3 ile çarpacağım. 66. Çıkarırsam buradan ne kalacaktır? 7 kalacak. Buradan da 17 mi kalacak? Fakat dikkat edin bulduğumuz eksi 17 bölü 11. Doğru mu? Eksi 17 pi bölü 11. Ne yapıyorduk? 17'yi yukarı yazıyorduk. Paydamız aynen yazılıyordu 11. Pi de zaten yanına yazıyorduk pay kısmına. Fakat negatif. O zaman ben bunu esas ölçüye çevirmek için yani artı 0,360 arasındaki artı bir açıya çevirmek için buna bir tane 360 eklemem gerekiyor. Radyandaki karşılığı olan 2 pi eklemem gerekiyor yani. O zaman bunu çarparsam ne yaptı? Eksi 17 pi artı 22 pi bölü 11. Bu da ne yapacaktır arkadaşlar? 5 pi bölü 11. Evet, bu soru için esas ölçümüz 5 pi bölü 11 olmuş oldu. Evet, sıradaki sorumuza bakalım. Ölçüsü eksi 945 olan bir açının diyor esas ölçüsü kaç radyandır diyor. Ha, önce esas ölçüyü bulacağız, sonra bunu radyana çevireceğiz. Bakın neler yapacağız. 945'i 360'a böleceğiz. 945'i 360'a bölersek 2 kere vardır 720. Geriye ne kalacak? 225 kalacak. Evet, demek ki esas ölçümüz eksi 225'miş. Aa, olmadı. Esas ölçünün eksi olmaması gerekiyordu. O zaman buna ben bir tane 360 ekleyerek ne yapacağım? 135 diye onun gerçek esas ölçüsünü bulacağım. Evet, esas ölçümüz burada 135'miş. Ancak biz bunu ne cinsinden bulduk arkadaşlar? Derece cinsinden. Soru bizden ne istiyor? Radyan türünden. O zaman hemen çevirelim. Ne demiştik?
Pi dediğimiz olay 180'e karşılık geliyordu değil mi? 1 pi 180 derece. O zaman acaba 135 derece kaç pi'ye karşılık gelir? Böyle basit bir orantıyla ne yapabiliriz? Hemen dereceleri radyana çevirebiliriz. O zaman ne oldu? Dikkat edin. 135 çarpı pi eşittir x çarpı 180. 180'i buraya böyle olarak atarsak ve her tarafı 45'e bölersek 3 pi. Bakın şurada ne yaptım? Üst tarafı 45'e böldüm 3, alt tarafı 45'e böldüm 4 kaldı. Demek ki 3 pi bölü 4'müş. O zaman 135 derecelik bir açının karşılığı radyan türünden 3 pi bölü 4 olacakmış. Evet, yine bir başka soruya bakalım. Alfa diyor 240 ile 2400 eşitliğini sağlayan esas ölçüsü 40 olan bir açıdır. Şimdi esas ölçüsü 40 ise demek ki ben buna ne yapabilirim? 360 ekleye ekleye bir şeyler bulabilirim açılar. Bunların hepsinin de değeri 40'ın değerine eşit olacaktır. Trigonometrik heceler altındaki değerinden bahsediyorum. İleride öğreneceğimiz sinüs kosinüslerden bahsediyorum. O zaman demek ki ben 40'a 360 ekleyerek bulduğum her şey ona eşdeğerdir. 360 ekledim 400. Bir tane daha ekledim 760. Bir tane daha ekledim 1020 mi yaptı? 360, 1120 yaptı. Evet, özür diliyorum. Evet. Sonra bir 360 daha ekledik. 1480. Bir 360 daha ekledik. 1780. 60 daha 1840. Bir 360 daha ekledik. 300 eklesem 2140, 60 daha 2200 yani. Bir 360 daha eklesek 2560 yaptı ama bakın aralığı geçti, o zaman bunu almıyorum. 40'ı da zaten almıyoruz, o da 240'ın üstünde değildi. Dolayısıyla bu aralıkta kaç tane alfa açımız varmış? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane varmış. Evet, cevabımız 6 olacaktır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi esas ölçü bulmak çok kolay. Bize radyan türünden versin, ister derece türünden versin. Her ikisinde de esas ölçüyü çok rahat bulabiliyoruz. Esas ölçünün 0 ile 360 derece aralığında bir açı olması gerekiyor. Eğer derece olarak verirse 360'a bölüp kalanı alıyoruz. Negatif çıkarsa bir 360 ekleyerek onu yine pozitife dönüştürüyoruz. Eğer radyan türünden verirse de bu sefer ne yapıyoruz? Paydanın 2 katına bölerek kalan alıyoruz. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başarılar diliyorum.